Kıymetli basın mensupları, çok değerli arkadaşlar, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın davetine icabetle çalışma ziyareti gerçekleştirmek amacıyla birazdan Washington'a hareket edeceğim. Bu ziyareti Türk-Amerikan ilişkilerinin içinden geçmekte olduğu sancılı bir dönemde icra ediyoruz. Sayın Trump'la gündemimizde yer alan tüm konuları ayrıntılı ve samimi bir biçimde görüşeceğimize inanıyorum. Ziyaret vesilesiyle terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik konularını, askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi, ayrıca ekonomik ve ticari münasebetlerimizi de ele alma fırsatımız olacak. Biliyorsunuz Sayın Trump'la ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini koymuştuk. Bu hedefe ulaşmak amacıyla atılacak adımlar ile yapılan çalışmaları da görüşmemizde değerlendirme imkanı bulacağız. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde yapacağımız toplantıyı bu bakımdan son derece önemsiyorum. Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle gerçekleştireceğimiz istişareler, ülkemize yönelik propagandaların arttığı bu günlerde inşallah gerçeklerin anlaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır. FETÖ terör örgütü meselesi de yine ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır. 15 Temmuz gecesi demokrasimize saldıran 251 insanımızı şehit eden 2193 kardeşimizi, evladımızı gazi olarak bugünlerde yine kendileriyle birlikte yaşam sürdürdüğümüz, ailelerinin aynı şekilde bu yaşamı devam ettirdiği kardeşlerimizin durumu da bu yapıyla mücadele konusundaki beklentilerimizi bir kez daha ortaya koymuştur. Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım attık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız. Washington'da yapacağımız temaslarda ikili ilişkilerimizin yanı sıra özellikle Suriye meselesini de enine boyuna konuşacağız. Bu bağlamda DAEŞ ve PKK-YPG gibi terör örgütleriyle mücadelede işbirliği üzerinde duracağız. Ülkemizin DAEŞ'le mücadelede ödediği bedelleri ve kararlılığını bir kez daha gündeme getirirken, bu sıralar bildiğiniz gibi DAEŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık ve tabii buralarda da ciddi bir telaş, artık bir tutuşma süreci de başlamış bulunuyor. Tabii bugüne kadar biz düşündük, bundan sonra da onlar düşünsün. Onlar ne yapacaklarının kararını versinler. 9 Ekim tarihinde başlattığımız Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gelinen son aşamayı ayrıntılarıyla konuşma fırsatı bulacağız. Kendilerine Amerika'nın PKK-YPG terör örgütüne tıpkı DAEŞ ve diğer terör örgütleri gibi yaklaşması ve muamele etmesi gerektiğini de söyleyeceğiz. Tabii bu arada Ferhat Abdişehir'in nasıl bir katil olduğunu, nasıl bir terörist olduğunu, örgütleri gibi yaklaşması ve muamele etmesi gerektiğini de söyleyeceğiz. Tabii bu arada Ferhat Abdişahin'in nasıl bir katil olduğunu, nasıl bir terörist olduğunu ve böyle bir teröristi kendilerinin kabul etmesinin, kendilerinin bunlarla görüşmesinin yanlış olduğunu da aynen belgeleriyle ifade edeceğiz ve bu terörist başının da Türkiye'mizde bugüne kadar yapmış olduğu bütün terör eylemlerinin resimleriyle, belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz.
Bu harekatla ilgili vardığımız mutabakatın hala tam olarak yerine getirilmediği hususunu da yine belgelerle kendilerine ifade edeceğiz. Güvenli bölge konusunda da yine hazırladığımız belgeleri, ki bunlardan bir tanesi yani şu anda Suriye'deki durumu, bu şekilde yine içinde bütün plan proje çalışmalarımızı da burada gösteriyoruz. Aynı zamanda da güvenli bölge ile alakalı olarak da bölgenin şu andaki geldiği noktayı da ifade ediyoruz. Burada da özellikle gördüğünüz gibi Irak sınırıyla Cerablus'a kadar olan bölgenin, burada bizim sınırımız Suriye sınırı olmak üzere, bu da yine bu güvenli bölge tablosu içerisinde haritada yerini alıyor. Bir diğer konu, 13 Kasım Çarşamba günkü resmi temaslarımızın ardından da Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi'ni de ziyaret edeceğiz. 2 Nisan 2016 tarihinde açılışını yaptığım bu merkez, camisiyle, kütüphanesiyle, misafirhanesiyle, derslikleri ve diğer müştemilatıyla ülkemizin Amerika'daki gurur kaynaklarından biridir. Merkezimiz kısa sürede Amerikalı Müslümanların buluştuğu, bir araya geldiği, gerek master gerek orada lisans eğitimi yapan öğrencilerin kaldığı bir yer konumunda, çok çeşitli verimli tartışmaların da olduğu bir merkez haline geldi. İnşallah burada vatandaşlarımız, soydaşlarımız ve Amerikalı Müslüman kardeşlerimizle bir araya geleceğiz. Değerli arkadaşlar, ilişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Başkan Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz. Önceki yönetim bakiyesi kimi kesimlerin bürokratik ve siyasi sabotaj girişimlerine rağmen şimdiye kadar pek çok konuda ciddi mesafe aldık. İki lider olarak bu ziyaretimizde önce dar kapsamlı bir görüşmemiz olacak. Ardından bir heyetler arası görüşmeyi yapacağız. Heyetler arası görüşmeden sonra birlikte bir basın toplantısı, ki tahminim şöyle geniş kapsamlı bir basın toplantısı olacak. Ve bu basın toplantısıyla birlikte de inşallah diğer programımızı icra edeceğiz. Tabii terörle mücadele bütün bu görüşmelerimizde öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz. Ziyaretimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyor. Sizlere de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, buyurun. Serkan Kaya, NTV. Efendim, Rusya ile varılan mutabakat sonrasında dördüncü ortak devreye de dün tamamlandı. YPG'lerin çekilmediğini daha önce siz net bir şekilde ifade etmiştiniz. Dördüncü devrenin sonuçlarına göre sahada bir değişiklik söz konusu mudur? Bundan sonra ne gibi adımlar atılacak? Çok teşekkürler. Şimdi değerli arkadaşlar, şu an itibariyle terör örgütlerinin bu bölgeden çekildiğini söylemek ne yazık ki mümkün değil. Hala terör örgütleri burada ve işte en son dün Kamışlı'da sivillere yönelik cereyan eden terör eylemleri ortada. Ondan önceki günlerde yine aynı şekilde sivillere yönelik terör eylemleri ortada. Münbiç'ten çekildiğini söylememiz mümkün değil. Terör örgütleri Münbiç'te de ne yazık ki var. Aynı şekilde kısmen Tel Abyad'da da bunlara rastlıyoruz. Yine aynı şekilde bunlar Tel Rifat'ta da var. Yani buradan ne Rusya ne Amerika bu terör örgütlerini verdikleri ne saatlerde ne de günlerde temizleyebilmiş değiller. Bunları şu anda Sayın Trump'la konuşacağız.
Tabii Sayın Trump'la konuştuğumuz gibi döndükten sonra Sayın Putin'le de tekrar bir telefon görüşmesiyle bu gelişmeleri değerlendirme imkanını bulacağız. Çünkü İdlib'de de aynı şekilde benzer bazı sıkıntılar hala yaşanmaya devam ediyor. İlyas Kaplan, Anadolu Ajansı. Efendim, Brüksel'de toplanan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantı sonunda bir karar aldı. Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine ilişkin bir karar aldı. Bu sondaj faaliyetlerine cevap olarak uygulanması planlanan kısıtlayıcı tedbirler için bir çerçeve belgesini kabul ettiler. Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı? Şimdi değerli arkadaşlar, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü gayet güzel açıklamalarını yaptı. Bir şeyi bir defa bu Avrupa Birliği unutuyor. Çünkü Avrupa Birliği'nde şu anda görev yapanların birçoğu bakıyorum ki siyasette hala çok yeni. Bunların birçoğu da maalesef bu yeniliğin verdiği bir cehaletle bunlara yaklaşıyorlar. Her şeyden önce biz Kıbrıs'ta bir garantör ülkeyiz. Yunanistan da bir garantör ülke. Aynı şekilde İngiltere de garantör ülke. Bizim garantör ülke olarak burada haklarımız var. Bu bir. İki, bütün o sularda münhasır ekonomik bölge denilen yerlerde de bizim bazı haklarımız var. Bunlar uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar. Fakat uluslararası hukukun herhangi bir hak vermediği ülkeler buralarda gelip kendilerine göre çalışmalar yapma hakkını elde ediyorlar ki bunların bir kısmı Avrupa Birliği üyesi ülkeler. Ama Türkiye'ye gelince Türkiye buralara giremez diyorlar. Yok yaptırım uygulayacağız diyorlar. Ya zaten siz bize ta 1959'dan beri yaptırım uyguluyorsunuz. 63'ten beri yaptırım uyguluyorsunuz. Aldık alacağız, aldık alacağız diye sürekli Türkiye'yi oyaladınız. Ve hangi ülkeler geldi, geçti, onları Avrupa Birliği üyesi yaptınız. Ama Türkiye'ye karşı hiçbir zaman verdiğiniz sözleri tutmadınız. Ve bunlara karşı şöyle bir köşeli ifade kullandığınız zaman da kötü oldunuz. Ey Avrupa Birliği, bak şunu bilin. Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden bir ülke değil. Şu anda sizinle müzakere masasında olan bir ülke. Bu müzakere masasında olmak da bizi bağlamaz. Bunu da bilmenizi istiyoruz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. Şu anda 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Bu kadar DAEŞ'liyi şu anda cezaevlerinde bulunduran ve aynı şekilde Suriye tarafında bulunanları da kontrol altında tutan bir Türkiye'ye karşı bir defa takındığınız tavrı iyi gözden geçirin. Bak, daha önce söyledim. Bunları siz hafife alıyor olabilirsiniz. Bu kapılar açılır. Bu DAEŞ'ler de size gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın. Türkiye'ye gelip de Kıbrıs'taki bu gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye de kalkmayın. Biz bunları da pek takmayız, yolumuza devam ederiz. Efendim, Kanal 7 Televizyon ismi Ümit. DAEŞ'ler iadesi dün İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. 3 kişi gönderildi DAEŞ'li üye. Örgüt üyesi. Bunlardan bir tanesi Edirne üzerinden gönderildi ve sınır kapısında Yunanistan bunları kabul etmedi. Bu kişiyi, Amerikalı. Hala da ben buraya gelmeden önce oradaki basın mensubu arkadaşlarımızdan öğrendik. Hala da orada bekliyormuş ara noktada. Bu çerçevede böyle bir iade süreci sorun yaratır mı DAEŞ'lilerin sınır dışı edilmesi konusu? Bundan sonraki süreçte de bu DAEŞ'lerin iadesi noktasında diğer ülkelerin tavrı ne olacak? Almanya bunu kabulleniyor bizim yine takip ettiğimiz ölçüde. Sizin diplomasi ayağındaki durumu öğrenmek istiyoruz. Bir de Suriyelilerin yeniden güvenli bölgeye gönderilmesi planlaması var. Aslında ben nasıl planlama nasıl olacak diye soracaktım ama sizin yaptığınız açıklama çerçevesinde orada Tel Abyad gibi noktalarda hala
terör saldırılar devam ediyor ve PKK'da, PYD'de oradan henüz çekilmiş değil. Bu planlamaları bozdu mu? Buna dair nasıl bir tutum olacak Türkiye'nin? Teşekkür ederim. Arkadaşlar, planları yaparsanız, bu planların bazıları çok böyle planlandığı gibi yürür, bazıları da sıkıntılı olur, aksayarak yürür. Şimdi burada düşünün, çok çok ciddi bir mücadele var. Adeta bir savaş havasında bir yapı söz konusu. Çünkü karşımızda dikkat edin kimler var. Devamlı isim vermemize gerek yok. Kimlerle Türkiye bir şey mücadelesini veriyor? Yani Amerika'nın 32 bin, 33 bin tır, silah, mühimmat, araç, gereç gönderdiği bir ülke. Kime gönderiyor bunu? Suriye devletine değil, ya terör örgütlerine gönderiyor. Niye gönderiyor? Ha, terör örgütleri burada çok ciddi bir yapılanmaya girsin ve bu yapılanmayla birlikte de kime karşı elde ettikleri bu silahlarla bu mücadeleyi verecekler? Herhalde Türkiye'den başkası değil. İşte devamlı taciz atışları devam ediyor. Nereye? Türkiye'ye. Şehit olanlar, yaralananlar kimlerden? Benim vatandaşlarımdan. Aynı şekilde bizim kendi Mehmetçiklerimizden. Bakın şu an itibariyle silahlı kuvvetlerimizden 11 şehidimiz var. 163 yaralımız var. Suriye Milli Ordusu'ndan 202 şehit var. 656 yaralı var. Sivil can kaybı 21. Sivil yaralı ise 184. Bunun hesabını kim verecek? Bunun hesabını şu anda bölgede, işte beraber güvenli bölge yapıyoruz. İşte devriye çalışmaları yapıyoruz. Yapıyoruz da yani. Neticeye bak. Neticeye gelince herhangi bir netice maalesef yok. Öbür tarafta tabii kontrol altına alınan toplam alana baktığımız zaman 4219 kilometre karelik alan şu anda kontrol altında. Ama bunun yanında yine kontrol altına alınan meskun mahalle baktığımızda o da 579. Bütün bunlara rağmen biz bu mücadeleyi bu şekilde veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Hepsinden öte burada biz Amerika, Rusya bu ikiliyle bugüne kadar yürüttüğümüz samimi çalışmayı bundan sonra da kararlı bir şekilde yürütmek istiyoruz. Aynı şekilde tabii bir Soçi mütabakatı üçlüsü var. O da Rusya, Türkiye, İran. Bunun aynı şekilde yürümesi lazım. Ama çok daha önemlisi var. O da özellikle NATO paktı içerisinde yer alan ülkeler olarak NATO'nun buraya şu ana kadar eğilmediği bu süreci gözden geçirmesi lazım, artık eğilmesi lazım. İşte onun için 3-4 Aralık tarihlerinde İngiltere'deki liderler zirvesini çok önemsiyorum. Liderler zirvesinde bunları tepeden tırnağa gündeme getireceğiz. NATO ne iş yapıyor? Bu 5. madde ne işe yarar? Bunların hepsini orada gündeme getireceğiz. Orada bütün NATO ülkelerine, ki bu NATO ülkelerinin büyük bir çoğunluğu da biliyorsunuz Avrupa Birliği üyesi ülkelerdir. Hepsini orada bunları bütün belgeleriyle ortaya koyacağız. Eğer NATO kendi müttefiklerine her zaman bu şekilde bakıyor, yalnız bırakıyorsa herhalde bunun izahı mümkün değildir. Dünyanın çok değişik yerlerinde ihtiyaç olduğu zaman Türkiye'yi haberdar edeceksin. Belli ücretin ödenmesi noktasında Türkiye dünyada şu anda Amerika'dan sonra neredeyse ikinci, üçüncü sırada yer alıyor. Böyle bir
görevi ifa edecek. İş böyle bir saldırı karşısında, terörle mücadele karşısında Türkiye'yi yalnız bırakacaksınız. Bunların hepsini Londra'da da gündeme getireceğiz. DEAŞ'ları işte devam ediyor. Yani orada sınırda kalmış kalmamış artık onlar bizi çok da ilgilendirmiyor. Biz şimdi bunları göndermeye devam edeceğiz. Yani burada almışlar almamışlar bunlar bizi pek de ilgilendirmiyor. Ha bunların başka belki planları da olabilir. Onları da yeri geldiği zaman uygulamaya koyarız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a ısmarladık.